Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi biz bugün ne yaşadık? Bugün BIST 100 endeksi ne yazık ki eksinin altında, eksi 2.89'da kapatmış durumda. Hani Sasa'nın, hani halka arzların gidişatına baktığımızda şöyle, ya borsada bayram yakın, PPK toplantısı yakın, hani faiz adımı nasıl atılacak diye bir kar satışı mı yapıldı diyeceğim. Bütün hisselere yayılmış bir satış var. Evet olabilir. Kar realizasyonu yapılmış olabilir ama herkes Sasa'yı mı bekliyordu? Arkadaşlar şu Sasa'nın grafiğinde bugün gapli bir şekilde eksi de açtı. Bakın şu şekilde. Dün akşam Sayın Erdemoğlu'nun satış açıklamasından sonra yani bir finansman bulmak için yabancı yatırımcıya sattığı %1'lik bir orandan bahsedildi. Hani tahvil için yapılacağından bahsedildi. Hani bu işlerden pek anlamıyoruz ama anladığımız kadarıyla Sayın Erdemoğlu yeni yatırımlar için ya da günü gelen borçlar için kendine ait olan hisselerini %1 oranında satışını yabancıya gerçekleştirmiş. Sanırım anladığımız kadarıyla 53 TL bir rakamda gerçekleştirilmiş bu satış ve 53 TL sanıyoruz 2 yıl satış yapmama koşuluyla 2 yıl ya da 1 yıl tam emin değiliz. Arkadaşlar bu kötü bir şey değil. Bakın kısa videoda bundan da bahsettim. Short video paylaştım bugün. Kötü bir şey değil. Yani patron bunu yapabilir. Siz kalkıp da bütün borsayı satış yapacak şekilde yani Sasa'nın bu adımını hani bir bahane mi oldu? Küçük yatırımcıya ya da büyük yatırımcılara hani o tombul parmak deniyor ya onlara bu bahane mi oldu? Ne oldu? Sasa'nın bu satışı bütün borsada satışa dönüştü. Şu BIST 100 endeksinin haline bakın ya. 5.429'lara kadar gevşemiş. Yani tarihi zirveye gitmişti. 5.728'lerde tekrar gevşedi. Tamam biliyoruz PPK toplantısı var önümüzde. Tamam biliyoruz 9 günlük bir bayram tatili var. İnsanlar riske atmak istemiyorlar paralarını. Nakite dönmek istiyorlar. Ama nakitte ne kadar kazanabilirsiniz? Bayram dönüşü hemen alış yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Hani bizim CV Enerji'nin arkasından baktığımız gibi kaçan balık büyük olabilir. Yani işin özü düşüş varsa kademeli alıma devam. Sasa böyle yaptı diye Sasa yarın öbür gün birdenbire %10-20 tekrar artış yaşayabilir arkadaşlar. Sasa'nın huyu bu zaten. Hektaş'ın huyu bu zaten. Şu düzeltme evresini saymazsak şu rally dönemi tekrar rally dönemi yine bir düzeltmeye doğru bir gidiş ama bizce Sasa çabuk toparlanacaktır diye düşünüyoruz. Popüler birisi arkadaşlar. Frotto yine etkilenmiş durumda. Şu yuvarlak içine aldığımız rally dönemi çok güzeldi. Devam edecek diye düşünüyoruz. Ford ihracatıyla Avrupa'ya gönderdiği yine otomobilleriyle ticari otomobilleriyle bizce portföyümüzün gözdesi olmaya devam edecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hakeza şişe cam yine kasasında bulunan dolarlarla ihracatıyla öyle. Hektaş ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Sasa'yı takip etmeye devam ediyor. Hani bir arkadaşımın söylediği gibi Sasa'yla Hektaş aynı anda alınır mı? Biz alınır dedik ama demek ki yani birbirini takip ediyor ama yatırımcısı aynı. Aslında sektörü farklı. İsdemir, demir çelik sektörü bugün o kadar da yara almadı. Bakın o kadar BIST'in düşmesine rağmen, borsanın dayak yemesine rağmen Ereğli ile beraber İsdemir o kadar yara almadı arkadaşlar. Onlar da gidişat biraz daha iyi gibi görünüyor. Yer hizmetleri, tav havalimanları, hakeza turizmin yaklaşmasıyla daha güzel yerlere gelecek diye düşünüyorum. Pegasus'a bakmak istiyorum. Bugünlerde çok konuşuluyor kendisi. Evet, %4 bir düşüş yaşamış ama şu ufak rallide gidişatı güzel.
Bence daha da yolu var diye düşünüyorum arkadaşlar Pegasus'un. Devam edelim. Astor. Astor bugün bizi üzdü. Şu çizdiğimiz yol haritasında şu trendin dışına çıkarak aslında bugün bizi üzdü. Ama olsun, düzeltmedir. Tekrar çıkacaktır. Kademeli alımlara devam. Yüklü alımlardan uzak durmaya devam arkadaşlar. Europower daha fazla düş. Europower. Cuma gününe kadar daha fazla düş. 85 liraya gelmiş. 2 hafta boyunca bana tavandan lot aldırdım Cuma günleri. Şimdi 85 liraya düştüm. Bu düşüşün bir geri dönüşü olacaktır. Şunu biraz daha indirelim. Evet. Bunun geri dönüşü olacaktır arkadaşlar. Europower'da beklemede kalın. Kontrolmatik, Vespe yine düşüşteler. Ve geldiğimiz nokta. Katılım evim. Hani bizi CV Energy'deki gibi terste bırakan, kaçan balığın arkasından baktıran katılım evim. Sektörünü beğenmiyoruz dedik. Halka arzına az kişi katıldı. İyi açılış olmaz. İlk günden arz fiyatının altına gelir, taban olur dedik. Bizim yüzümüzü kara çıkardı. Kızarttı. Resmen utandık. Katılım evim 2 gündür tavan tavan gitmeye devam ediyor. Helal olsun. Helal olsun arkadaşlar. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. CV Enerji hakeza yükselmek için, çıkmak için, rally yapmak için bir bahane bekliyor. Gelir arkadaşlar. O da gelir. Kayseri Şeker ve Biyen Yapı'dan artık bahsetmek bile istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler. Öyle söyleyeyim. Alfas. Arkadaşlar 417 TL Alfas tarihi zirveleri geçiyor. Güzel bedelsiz açıklamadan sonra, Alfas'ın güzel yatırımlarından, güzel iş alımlarından sonra Alfas yoluna arkasına bakmadan devam ediyor. Maşallah diyelim. Başka bir şey demeyelim. Alfas'ı zamanında halka arzlardan almıştım. Yalan yok. Üstüne hatta bir miktar ekleme bile yapmıştık. Ama o zamanki portföyümüzün değişikliğinden dolayı, portföyün fazla büyümemesini istememezden dolayı Alfas'ı da elimizden çıkartmıştık. Ama her zaman göz bebeğimiz olmaya devam edecek. Güzel bir hisse, güzel bir şirket, güzel yönetiliyor. Geleceği var. Aksen'e bakar mısınız? %6 düşmüş arkadaşlar bugün. Ne oldu? Niye satıyorsunuz bu kadar Aksen'e? Ne oldu? Ne oldu yani Aksen? Aksa Enerji ya. Yani bu kadar satılması gerekmez ki Türk Traktör. Bakın 367 liradan 367 liraya bölünmüştü. Bir şelale yaşanmış ama Türk Traktör kendini toparlayacaktır arkadaşlar. Ereğli, Turkcell, Pegasus bunlar zaten takibimizdeki, gözümüzün altındaki hisseler olmaya devam edecekler. Bugün Sasa'nın durumu tüm endeksi etkiledi diyelim. Yine Sasa bizi üzmedi arkadaşlar. Kademeli alıma devam. Düştükçe seviniriz. Biz Ereğli yatırımcısı gibiyiz. Düştükçe seviniriz. Diğerleri de aynı şekilde. Yeter ki yedek akçemiz olsun. Yeter ki ufak ufak almaya devam edelim. Yüklü paralarla işlem yapmayalım. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Tekrar tekrar hatırlatalım. Biz de hata yapıyoruz. Özellikle katılım evimde yapıldı hatalar. Konuşuldu, bunlar söylendi. CV Enerji'de arkasından bakıldı. Bunlar hani bizim kendi yatırımımıza göre, kendi paramıza göre yaptığımız ufak hatalar. Bunlar bize ders olacak. Bunlar size de ders olsun. Bakın, bazı yerlerde güzel şeyler başarırız. Yeri gelir portföyümüzü katlarız. Ama bazı zamanlarda da hani üniversitedeki her güzel kız öpülmez hesabı, her güzel kağıt da portföyde bulunulmaz. Her güzel kağıt biriktirilmez arkadaşlar. Biz devam edeceğiz. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Siz de yorumlardan aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle sorularınızı ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.